Hasibe Eren. Aman adından da ne çay bahçesine mi getirdin hayatım beni? Çay benim yangınımı kesmez. Meyhaneye götür beni. Unutmam, hafızamdan silmem lazım o çiğ köfte suratlı Fikri'yi. Tamam şimdi canım benim. Otur sen şöyle bir yarım saat bir çay içeriz, bir şey yaparız. Ondan sonra sen yine unutursun. Eve geçeriz ya. Ardından ne? Paşa, sen bu çarpık yapılaşmanın burada olduğunu biliyor muydun lan? He? Ulan sırtındaki ihanet hançerinin izini kavlamış bir kabuklu yara gibi bir ömür boyu hatırlatacağım sana paşa. Nasıl cümle lan bu? Boş yapma. Geç şuraya. Böyle cümle mi kurulur? Geç otur ya. Şu konuşun bitsin bu küslük. Geç. Allah Allah yeter ya. Otur şuraya. Çiçek. İncir ağacının dibine işlediği için 7 cin tarafından çarpılmış tipli adam neden burada? Aa canım benim. Neyse ne şimdi siz de konuşun problemlerinizi çözün. Sonuçta bu 6 yıllık evlilik ya. Ne evliliği be? Ne evliliği? Cehennem ön izlemesi bu. Kabir azabı fragmanı bu. Yeter ya. Ben bıktım. Vallahi öleceğim. Sabahtan beri ben bir şey yemedim. Öleceğim acımdan burada ya. Öf. Ben çayın yanında kaşar tost yiyeceğim. Var mı isteyen? Aman yavrum, aman güzel çocuğum. Sakın ha burada kaşarlı tost yemeyesin. Bana mı diyorsunuz teyzeciğim? Niye? Ciğerine yapışır. Kaşarlı tost mu? Benim teyze oğlu Murtaza vardı. Evlerden uğrak bir gün burada kaşarlı tost yedi. O kaşar yutaktan geçerken böyle sol lobuna ak. Yapış çocuğun sol lobu toptan... Kaşar oldu çocuğumuz ya. Başladı böğür böğür öksürmeye. Nasıl öksürüyor? Günde 40 paket sigara içeceğim. Berduşlar gibi böğ 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 öksürüyor. Affedersin o... Bismillah tövbe yarabbim. Nefesi de yanık kaşar kokuyordu. Öksürken öksürken böğür 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 böğür. Hık dedi. Gitti. Tostu Stephen King mi basmış? Ne biçim hikaye ya? Şakaya gel şakaya. Bazı... Kaygılı tepkiler. Vallahi sen bilirsin. İstersen ye çocuğum, ben seyrederim. Ben kıllandım şimdi ha. Yemeyelim, kaşar olursun falan diyor. Ne bileyim. Ben yemem, ciğerime falan yapışır yani. Yemeyeyim bari. O kadın da benim ciğerime, hayatıma yapıştı. Katil. Gençliğimin katili. Ne geçti be, ne geçti? Anıtlar Kurulu'ndan izin almadan dişini çektiremezsin sen. Tarihi eser. Antik... Tamam canım, şimdi siz bir didişmeyi bırakın da... Siz niye kavga ettiniz? Bir adam akıllı anlatın. Çiçek şimdi bak... Ne anlatıyorsun? Sen ne anlatıyorsun? Adam akıllı diyor. Adam da değilsin, akıllı da değilsin. Bırak. Hayatım, kusura bakmayın ha. Sakın beni bununla barıştırmayın. Bitti bu adam benim için, bitti. Aa. Tamam, şey yapalım. Şöyle soğuk bir gazoz söyleyelim. Şöyle birazcık içimiz ferahlasın, değil mi? Kıvrışık saçlı kızım, kıvrışık saçlı güzel kızım. Aman diyeyim, sakın ha burada soğuk gazoz içmeyin. Siz hiç merak etmeyin teyzeciğim. Ben bademciklerimi aldırdım, bir şey olmuyor bana. Yok, bademciklerin için demedim. Beynin erir. Beynim mi erir? Gazozla. Süklüm teyze vardı, bizim rahmetli. Geldi burada bir gün, hararet basmış, soğuk gazoz için dedi. O soğuk gazozun asidi kabarcıklandı, kabarcıklandı, kabarcıklandı. O kabarcıklar gitti, kadının beyinciğine yapıştı. Beyincik kabarcıklanınca birinci bunun gitti. Ama kadın kalktı ayağa diyor ki, ben oklavayım. Değilsin Süklüm teyze, ne olur. Yok diyor, ben oklavayım. Attı kendini yere, başladı. Görünmez dev bir mantıyı açmaya. Gidiyor geliyor, gidiyor geliyor, gidiyor geliyor, gidiyor. Yapma, etme, tutma diyoruz. Yok, 50 kere böyle döne, yuvalana, gide, gele, gide, gele. Sonra hık dedi gitti. O zaman ben içmeyeyim ya gazoz. Söylemeyeyim. Çiçek, sen bu hikayeye inandın mı? İnandım. Tabii ki inandım. Sen de kaşara inandın. İnanırım tabii ya. Nasıl anlatıyor görmüyor musun? Bayağı işte, yaşatıyor kadın. Evet. Bunu bırak da baksana, bunlar trip atacağım diye boyunları kopacak bu tarafa. Oğlum dön şu tarafa ya. Görmek istemiyorum. Görmek istemiyorum abi. Yarın ben kamyonet ayarladım. Evden gidip eşyalarımı alacağım. Git evden. Gitmiyorum lan. Gitmiyorum evden. Ne kamyonetlik ne eşyan var senin. Babanın evinden bir donunla geldin. O da götünde. Terbiyesiz kadın. Terbiyesiz. Görün işte. Ben bir ömür bununla mı geçireceğim ya? Vallahi bana sıkıntı bastı. Ben elimi yüzümü yıkayacağım. Böyle olmaz. Aman yavrum, aman güzel kızım. Sakın 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 burada yüzünü yıkamayasın. Niye teyze, niye? Kurbağa yutarsın. Kurbağa da yutmam herhalde he. Anlarım yani yüzümü yıkarken ağzıma kurbağa girince. Zülfiye Dönek yengem. Bir gün burada sıcak bir yaz günü oturuyoruz. Gireyim de yüzüme bir su çarpayım. Meğer buranın suyu şebekeden gelmiyormuş. Kendi kuyu suyundan geliyormuş. Kuyunun içine de kurbağalar larvalamış mı sana? Kadın yüzüne suyu çarptığından o larva hop kadının midesine yerleşmiş mi? Zülfiye yengem de o vakit hamile. O kurbağa benim yeğenim Atalay'ın bütün besinini ye. Kurbağa doğdu 5 kilo. Atalay doğdu ne böyle 500 gram. Bulaşık süngeri kadar bir bebe. Ay ne oldu sonra o çocuk düzeldi mi? Ama düzeldi ya. 130 kilo şimdi. Kurbağa da halen ta onlarla yaşıyor. Ama Zülfiye yengem kurbağayı emzirirken can verdi. Kurbağayı mı emzirdi? E ne yapsın canım? O da onun içinden çıkmış bir can sonuçta. Yapma artık ya. Bak anlattın ettin de yani burada hırsının kurbanı oluyorsun yani. İnanmıyorum ben dediklerine. Uydurma artık ya. Aa! Manşetlere çıktı bak. Ne o ya? Kurbağa, prens ve kardeşi Atalay diyor. Tövbe yarabbim. Yok ben yüzümü falan yıkamayacağım. Ağzıma kurbağa falan kaçar. Ay. Senin içine şeytan kaçmış. Kurbağa kaçsa ne yazar? Bak sen benimle konuşma. Ben seninle muhatap olmuyorum. Sen de benimle muhatap olma. Ben gidiyorum Amerika'ya. Sildireceğim bunu hafızamdan. Varsa sildirilir. Bana bak. Bu var ya bu keçi. Sana bir sürü böyle burada laf eden bu keçi dün gece sabaha kadar senin ismini sayıklayıp ağladı. Al. Ağlamadım. Ağlamadım. Yalan konuşma. Bir günde 2 tane ihanet fazla artık. Ağlamadım. Aman diyeyim yavrum. Yalan yere yemin mi ettin sen? Ha? Ettin yemin mi? Etmedim daha. Daha etmedim. Bekliyorum et. Ağlamadım sadece. Ağlamadım. Bir günde 2 ihanet fazla. Paşa. Fikri. Ay canım arkadaşım, kıyamam sana. Sen ağladın mı? Ağlamadım be. Ağlamadım. Ekmek Kur'an çarpsın ağlamadım. Aha yemin etti. Aman yavrum, aman güzel çocuğum. Sakın yalan yere yemin etmeyesin. Kafan oynar düşer yerinden. Ya teyze, boş boş konuşuyor orada sabahtan beri. Ne diyorsun ya? Burada benim derdim büyük diye konuşmuyorum, laf atmıyorum ama etti artık. Ya lütfen bir susar mısın? Sen dinle. Cebanur dayımın küçük oğlu Ozan. Bir gün anasına burada yalan yere yemin etti. Ay tövbe bismillah. Bir hapşurdu çocuğun kafası yere. Dümdük yere kalktı. İnanmıyorsan da sorarsın halen daha burada çalışıyor. Ya senin bütün akrabaların çarpılmış, ölmüş. Senin ne işin var burada o zaman? Niye geliyorsun buraya? Ev yakın çocuk da şurada. Ya yeter ya, vallahi yeter ya. Dilim damağım kurdu benim burada. Öf, bari su içeceğim ben sadece, su içeyim. Su içme güzel yavrum, mideni kaydırır. Bismillah, kola içeyim. Dalağın patlar. Limonata içeyim. Böpreğini çürütür. Soda. Bağırsaklarını büzüştürür. Çay içeyim ya. Karaciğerin soyulur. Patates mi ya bu karaciğer soyulur falan? Çay ya bu. Küsleri barıştır, mübarek bir içecek. Çay alabilir miyiz 4 tane? Vallahi keyfim bilir. Zaten ben kalkıyorum artık. Buradan sonrasını kırmızı öreceğim. Gidem de evime kırmızı çilem ağlam. Bu ne ya? Ne deli kadın bu be. Yok onu içme çocuğum, yok bunu yapma çocuğum. Ay, ayrıca bu neymiş artık? İnsan hapşurunca kafası mı düşermiş be? Aman. Ay, kusura bakmayın. Şu salak kafam yerinde değil. Evet, gördük. Evet. Siz çay mı istemiştiniz değil mi? İstemiştik. Ah, tamam pek. Hemen getir. Hemen getir. Yes. Ay. Hemen gel. Getirmeyin. Biz vazgeçtik. Gerek yok şimdi. Soyulmasın ciğerlerimiz falan istemiyoruz. İyi tamam peki. Siz nasıl? Wow! dün gece ağladım. Ağladım, evet. Salya Sümük ağladım. Ekmek Kur'an çarpsın ağladım. Yalan söylemek kötü bir şey değil mi? Evet. Başla. Ay evet, evet ağladım. Demek ağladın Fikri. Ben de ağladım Fikri. Gerçekten mi? Vallahi seni çok özledim Fikri. Özür dilerim. Asıl ben özür dilerim. Sensizlik çok zormuş. Ama değil, ama yavrum. Sakın ha, gece vakti burada sarılmayın. Sarılsak ne olur teyze? Bu levaniler kaçırır seni. Ya artık yapma teyze ya. Anlattın yani hastalık mastalık. Hulyabani bu film o dediğin ya. Evet. Film gibi bir hikayenin hazin sonu. Fikret yengemle Sultan dayım. Sultan dayım askerden döndüğü vakit... Evet, isimleri tersine var. Sultan dayım askerden döndüğü vakit burada buluşmuşlardı. Tam birbirlerine film gibi sarılacakken Gulyabani geliyor, Fikret yengemi kaçırıp kendi alemlerine dönüyor. Fikret yengem 25 yıl sonra geri döndüğünde aynı ilk günkü gibi teni taze edip dili göpegencik güzeldi. Meğersem almış Gulyabani bunu kendi evine hapsetmiş ama saray gibi bir ev, ne istese vermiş, yiyecekler, içecekler, her şey. Bir tek şey istemiş Fikret yengemden. Her sabah geliyormuş, çok affedersin, tövbe bismillah. Tövbe ne? Bunun ensesinden bir kere diye yalıyormuş. Ya git artık teyze, bu ne ya? Bu artık fantaziye girer ya. En sessiz de yalıyormuş da. Lütfen gider misin artık? Giderim. Siz de sarılın gönlünüzce. Sonra Gulyabani diye en bela atıklarsın. Aa, bayağı manyak bu kadın. Dur, daha gitmedi, duyuyor da. Boşuna da gidiyor. Ama olsun ya. Bakın siz ne güzel barıştınız. Sarılın gitsin be. Gel paşa. Canım benim. Canım bebeğim. Ay Fikri, bir huylanma geldi bana Fikri. Ah. Ben dönemiyorum arkama. Korkuyorum. Bakamıyorum. Ne var arkada? Ben de dönemiyorum. Gelmiş olan değil mi bu Gulyabani? Kadın bütün psikolojimizi bozdu ya. Saçmalamayın Gulyabani. Normal ama kadın anlattı. Psikolojimizi bozdu burada. Manyak mısınız ya Gulyabani falan? Hadi ben önce döneyim bakayım, siz de benimle beraber dönün hadi. Ananı tut. Şöyle böyle her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele.